M'nin hemen sağındaki sayıyı arkadaşlar, N'nin de hemen üstündeki sayıyı toplayacağız. Buna göre parantez için önce yapalım. 10'un arkadaşlar hemen sağında ne var? 5. 7'nin hemen üstünde ne var? 3. Bunları toplayacağız. 8 oldu. Burasını hallettik. Yeni durumda 2 çember 8 oldu. 2'nin arkadaşlar hemen sağındaki sayı her türlü 3 bakın. 8'in hemen üstündeki sayı 2. Dolayısıyla 3 artı 2'den cevabımız 5 C şıkkı. Eşitsizliği denklem çözer gibi 13 bölü 2'yi öbür tarafa atarak yapacağız. 17 artı 3 bölü 2 paydaları aynı olduğu için 2x küçüktür 10, x küçüktür 5. Böylece 5'ten küçük en yakın sayı kaçtır? 4 C şıkkı. Tabanlar arası uzaklık arkadaşlar hep eşit olacakmış. Şu aradaki mesafelerin aynı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla aradaki mesafelere x diyelim. Yani iki tane bardağın şöyle arasındaki şu mesafe var ya bu x olsun. Sonra bir tane bardağın boyuna da arkadaşlar y diyelim. Tam bir bardağın boyuna. 8 bardaklı ve 9 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamı 19 bardaklı kulenin yüksekliğine eşitmiş. 8 bardaklı kulede kaç aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Zaten kaç tane varsa bir eksiği kadar aralık olur. Dolayısıyla 7x. Bir de kendi boyu var bir tane en altta 7. Y. Sonra arkadaşlar 9'lu da ne olacak? 8 aralık olacak. 8x. Bir de en alttakinin bir tane boyu var. 8x artı y. 19'lu da da 18x artı y diyeceğiz. Böylece y'lerden bir tanesi gitmiş olacak. Sonra arkadaşlar 7, 8 daha 15 öbür tarafa atarsak y eşittir 3x gel. Demek ki bir bardağın boyu arkadaşlar 3 aralığa eşitmiş. 10 ve 12 bardaklı iki kulenin yüksekliklerine bakalım. Y artı 9x artı y artı arkadaşlar kaç olacaktır? 11x. Dolayısıyla y artı 9, 11 daha 20x olur. Bir de arkadaşlar y'ye ne demiştik? Biz 3x demiştik. Şimdi y artı 23x arkadaşlar. Burada y'yi neden özellikle ayırdım? Şimdi 23x bize neyi anlatıyordu? Y artı 23x. Hatta şöyle kuralı göstereyim. Bu soruda oluşan bir nevi. Y artı nx bize neyi anlatıyor? Y bir tane bardak. Buradan da arkadaşlar n tane aralık geliyor. Dolayısıyla n artı bir bardak yapıyordu. Burada da o zaman 23 artı bir taneden 24 bardak oldu. B şıkkı. Göstereyim bakın temsil olarak bir tane. Şöyle arkadaşlar. 3 tane bardak olsa. Burada 2 aralık var bakın. Bir tane de kendisi var o yüzden toplam 3 tane oluyor. Eksi 14 sayısı verilmiş ve bu talimatlara göre bakacağız. Eksi 14 pozitif mi? Hayır. O zaman buradan devam edeceğiz. Bu durumda bakın z5 verilmiş. Y'de x'in 2 fazlası verilmiş. Eksi 14 artı 2'den y'de eksi 12 oldu. x eksi 14'tü. Y eksi 12. Z'de 5 toplamları eksi 21 b şıkkı. Aküp artı B küpün açılımını söyleyerek yazacağım arkadaşlar bakın. 123 artı 120 çarpı 123'ün karesi. Eksi 123 çarpı 120 artı 120'nin karesi. Bölü 123 artı 120. Bakın bunlar sadeleşti. Dolayısıyla en son bir de burada 123 çarpı 120 kaldı. O zaman burada bakın 2 tane 123 çarpı 120 bir nevi şu. A kare eksi 2 ab artı b kare. O zaman bu 123 eksi 120'nin parantez karesine dönüştü. Böylece cevabımız 9 b şıkkı. En son sonuç arkadaşlar 3 çıkmış bakın. Haliyle şuraya bir a diyelim. A'nın 4'e bölümünden 3 çıkmış. Demek ki burası 12'ymiş. Sonra şuraya nokta koyalım. 6 ile noktanın çarpımı 12'ymiş. Demek ki arkadaşlar burası 2 olacakmış. Burada da x'in 2'ye bölümü 2 olmuş. x 4 oldu. Cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar küpü istediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Yeter ki doğru kapatın. Ben şimdi 7'yi taban olarak kabul edeceğim tamam mı? 7 tabanda dursun. Böylece 10 ve 11 karşılıklı olacak. Sağda 10, solda 11 ya da sağda 11, solda 10 fark etmez ama en azından 11, 10 bunun sağ ve solunda yerleşecekler arkadaşlar. 7'nin tam karşısında yukarıda 12 olacak. Sonra yine bize bakan tarafta arkadaşlar 8 varsa karşı tarafta da 9 olacak. Şimdi burada şunu görmeniz lazım. A artı B 22 imiş arkadaşlar. Hangi iki sayının toplamı 22 yapıyor burada? 10 ve 12'nin. 10 ve 12 gerçekten bakın bitişik kenarlar. Bir tanesi yüzeyler, bir tanesi tavanda. Bir tanesi de sağ tarafta. Şimdi dolayısıyla burada e, nereyi biz artık A burası diyelim 12 ise burası 10. C de bunların bitişiğindeki bir tanesi. Bitişiğinde neler var arkadaşlar? Kırmızıyla göstereyim. Bakın 1, 8 var. Bir de 12 ile 10'un bitişiğinde şu arkada kalan 9 var. Peki C hangisi? Bilmiyoruz. Zaten C değerlerinin toplamını sormuş. 9 artı 8'den 17 C şıkkı. 1 nolu kısmı 12 ile bölünenler, 2 nolu kısmı arkadaşlar 15 ile bölünenler ve 3 nolu kısmı da 35 ile bölünenler yazılmış. Ama hangi sırada yazıldığı ve kaç tane sıra olduğu söylenmemiş. Yani düzenli olarak 12, 24, 48 gibi artarak olduğunu düşünmeyin. Rastgele demek ki onunla ilgili bir bilgi vermemiş. Yeşil bölge hepsinin arkadaşlar ortak bölgesi. Haliyle burada 12'ye, 35'e ve 15'i e tam bölünen bir sayı düşünmemiz lazım. Yani bunun önce o ok kekini alalım. Böylece alabileceği en küçük değeri bulursak diğerlerini de bulabiliriz. Şimdi 12 arkadaşlar 3 çarpı 4. 35 5 çarpı 7. 15 de 3 çarpı 5. Nasıl alıyorduk o ok keki? Ortak olmayanları direkt bir kere alıyorduk. 7 ortak değil, 5 ortak değil, 3 de ortak değil, 4 de ortak değil. Hepsini mecburen aldım. Dolayısıyla sayımız arkadaşlar 420 oldu. Buraya yazılabilecek en küçük sayı 420 ve bundan sonrakiler 420'nin katı olması lazım. Buna göre 420'nin katı olan 4 basamaklı en küçük sayı kaç olur? 3 ile çarparsak 1260 olur arkadaşlar. Rakamları toplamı da 9 geldi. Kürşat'ın babasıyla olan yaş farkına x diyelim. Babasının dedesiyle olan yaş farkında da arkadaşlar x artı 3 diyelim. Şimdi Kürşat arkadaşlar 30 yaşında olursa babası ne olur? K diyelim buna. Babası da böylece 30 artı x olacak. Dedesi de arkadaşlar 30 artı x artı x artı 3. Çünkü babasından x artı 3 fazla. Dolayısıyla 33 artı 2x eşittir 79. 2x eşittir 46. Buradan da x 23 oldu. Zaten bize bunların aralarındaki yaş farkı soruluyordu. A şıkkı 23. Tek harf üzerinden gidelim bakın. Mavi toplar zaten belli. 240 tane. Sonra arkadaşlar yeşil topların sayısı sarıların 3'te biri. Yeşil toplara Y diyelim. Sarılar arkadaşlar 3Y olsun. 160 tane de kırmızı top var. Ve kırmızı toplar tüm topların 5'te biriymiş. Yani 5 ile çarparsak tüm toplar 800 tane. Böylece 4Y eşittir 400 oldu. Y arkadaşlar 100 D şıkkı. Her pakette arkadaşlar 12 tane var. Bu birincisi. Önce onu bir görelim. İkinci durum arkadaşlar ya sarı var paketlerde ya mavi var ya da mavi sarı eşit sayıda var. Bu fabrikada 480 tanesi mavi olmak üzere toplamda 1440 tane olduğuna göre 480 mavi ise 960 tanesi de sarı olacak arkadaşlar. Sadece bir çeşit içeren de 70 taneymiş. Bakın bu bizim için önemli. Çünkü 70 çarpı 12'den 840 tanesi arkadaşlar sadece mavi ya da sadece sarıdan oluşuyor. Ama kaç tanesi mavi kaç tanesi sarıdan oluşuyor bu paketlerin bilmiyorum. O zaman ne yaparım ben? Elimde toplam 1440 tane vardı. 840'ı yani her pakette tek çeşit olanı çıkarayım. Böylece 600 tanesi pakette eşit sayıda olacak çünkü öyle demişti. Haliyle arkadaşlar buradan... 300 mavi yapar, 300 tane de sarı yapar. Bunlar eşit olarak paketlerde yer almışlar. O paketlerin sayısını istemiyor bizden. Bizden sarı boncuk içeren paket sayısını istiyor. 300 tane sarı arkadaşlar birlikte ise 960'dan 300'ü çıkardığımız zaman 660 sarı da sadece kendi içinde paketlere yerleştirilecek 12'şerli. Böylece 660 bölü 12, 55 paket varmış arkadaşlar sadece sarı içeren D şıkkı. Yüzdelik dilim arkadaşlar son kişiye göre belirlenir. Yani siz bir grupta diyelim beşincisiniz ve son kişisiniz yüzde birlik dilimde. O zaman bu grupta 500 kişi vardır. Bunun gibi düşünün. Ama bize soruda son kişiyi değil ilk kişiyi vermiş. Nasıl yorum yapacağız? Bu şimdi yüzde dörtlüğün arkadaşlar so ilk kişisi ise yüzde üçlüğe girememiş. Demek ki yüzde üçlüğün son kişisi 219'muş. Haliyle 219. insan yüzde üçlük dilimde arkadaşlar. Yani yüzde üçlük diliminde son kişisi. Dolayısıyla x kişinin 3 bölü yüzü 219 yapacak. x buradan 7300 kişi oldu. Haliyle yüzde son kişisi ne demek? Sana 7300'ün yüzde ikisini soruyor demek. Bu da arkadaşlar 146 yapar. Böylece bir yüzdelik dilim bilgisi de öğrenmiş olursunuz.